Dekorumuz poplaştı, rocklaştı, bir değişik oldu bidonlar midonlar. Neden acaba? Çünkü Petek Dinçöz tarzını değiştirdi. Kliplerinde, giyiminde, her şeyinde son derece farklılaştı. Biz de dekora onu uydurduk. Aslında o buna çıksın diyeydi ama ben çıktım önceden. Dur onu anons için ineyim şuradan. Bir güzel anons edeyim. Ondan sonra gelince siz de ısrar edin bidonlara çıksın bize şov yapsın, tamam mı? Güzel kadın geliyor. Petek Dinçöz. Gık demeden aç.
yapmayalım. Onların derdi çok bilmekten. Çok gülelim, çok ağlayalım. Kim ölmüş sanki sevmekten. Üç harfliden gelsin ne gelirse. Korkma çarpılıp bölünmekten. Bismillah başlayalım. Tırsmayalım sakata gelmekten. Kim ne diyor takmayalım. Onların derdi çok bilmekten. Çok gülelim, çok ağlayalım. Kim ölmüş sanki sevmekten. Üç harfliden gelsin ne gelirse. Korkma çarpılıp bölünmekten. Daha dakikasında ayakkabı ayağından fırladı. Ne göz varmış da. Aa bende ne göz olacak, sen ne düşündüğüne bak, bak. Ama çok zayıfladık ya. Hoş geldin. Düşünceye hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir şey diyeyim. Zayıflayınca ayak küçülüyor. Valla mı, baksana. Kesinlikle. Ya sen Barbie bebek misin ya? Teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Gerçekten. Sen daha zayıfsın. Şeyda. Şeyda. Ne yaptın bizi, muma çevirdin. Sen kaç kilo verdin? Ben 12 kilo verdim ama sonra 4 kilo aldım. Bu 4 kilo almış hali. Tabii bu kaketin mi çıktı? Yemin ediyorum sana. Ama böyle böyleydi. İyi canım, şey daha ver diyor mu? Biraz rahat, bacakların kalınlaşmış dedi bana. Bacakları kalınlaşmış? Vallahi öyle dedi. Yok artık, daha Demet'in, neler. Demet'in partisindeydik. Demet'in partisinde karşılaştık sevgili Demet Akalın'a da buradan öpüyorum. Sağlıklı doğumlar Amin diliyorum. Amin inşallah. Böyle yaptı, bacakları gerçekten sana söylüyorum. Yani her zaman güzeldin. Teşekkür ederim. Her zaman güzeldin ama şu anda... Çocuk, kız çocuklarının oynadığı Barbie bebekler yok mu? Onlara benziyor mu? Anam. Bak, böyle dursun. Paket sıfı. Barbie bebeği elbisesini çıkart giydir. Ne giydirsen olur. Teşekkür yani. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun albümü. Amin inşallah. Doğru mu söyledin başta? Poplaştı, rocklaştı. Evet, daha pop oldu. Yani daha bir hani astrolist, tamam astrolistlik yapıyoruz, evet. Öyle çıktığın için ilk evet. Çıkışın, ilk patlaman hani tuvaletlerle müzevrelerden geçtik. Aynen. Ama sahnede yine öylesin. Ya sahnede pop şarkı da okuyoruz, Türk halk müziği de okuyoruz, Türk sanat müziği de okuyoruz ama hani dedim ki artık biraz silkeleneyim, şöyle bir nasıl hayatımda birçok şeyi değiştirdim. Bu değiştirdiklerimin arasında dış görünüşümü de yenileyim. Daha rahat, daha spor giyiniyorum. Güzel. Günlük hayatta. Daha yaşın gibi diyelim. Aynen öyle. Evet, evet aynen. Yani seni şöyle yerine alayım, orada sohbetimiz devam etsin. İnsanın giyimi, yaşamı değişince evet. Müziği de değişiyor. Aynen öyle. Aynen. Çünkü ne hissedersen onu yansıtıyorsan tabii, müziğine tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani ilk başta aslında benim hani müziğim, evet müziğim değişti ama Gülben ben ilk başta fikirlerimi değiştirdim, düşüncelerimi değiştirdim. Ama çok normal bir şey. Hepimiz yaşadıkça, acı çektikçe, sevindikçe evet. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi değiştiriyoruz. Kimse aynı kalamaz ki, o zaman monoton olur zaten. Aynen öyle. Acılar İyi daha yapmışsın. Çok, acılar daha çok büyütüyor bizi herhalde. Mutlaka. Mutlaka. O yüzden de ben de yaş ilerledikçe hani daha bir farklı bakıyorum hayata. Yaşını severler. Ya, yaşını sorma, ilerleyecek. Sorma. Sen Barbie bebeksin artık, adın böyle kalmalı senin bence. Teşekkür ederim. Peki neler yapıyorsun şimdi? Hayatına ne bileyim spor girer, aha, başka bir şeyler girer. Yaşamında neler değişti? Neler değişti? Artık yani dinlemeyi öğrendim karşı tarafları. Güzel. Eskiden bu arada o kadar rahatsızım ki, çok özür diliyorum, öksürüyorum bazen. Dün serum almışsın değil mi? Dün sosyal medyada gördüm. Ne oldu, üşüttün serum, mi? Serum evet. Hı. Klip çekiminde bayağı bir üşütmüşüm. Dün gittim hastanelerde serumlar yedim. Bu serum yemiş, hala yemesi ne olacaktı acaba? Bu kadar çok. Peki bir telefonumuz var, hoş geldiniz. Hoş bulduk Güven Hanım. Buyurun. Sizi çok beğeniyorum. Çok güzel kilo verdiniz. Teşekkür ederim. Ben de çok merak ediyorum. Neler yediniz bu diyette? Bana anlatır mısınız? Şeyda bu. Şeyda mı? Şeyda. Hemen beni tanıdınız. Tabii canım. Tanımaz mıyım seni? Ben süpersin. Canım
yemişim fırçamı. Ben bu sesi tanımam mı? Ne fırçası yedin? Canım ya. Ne ye bilmem ne yedin. Ne yedim, 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 yedim. Çok güzel gözüküyorsunuz. İkiniz de bol bol ekinazya için. Ekinazya. Öyle mi? Tamam. Tamam. Ekinazya. Evet, başka ne yapalım kaptan? Ben onu öyle söylüyorum. Kaptan ne haber? Ya İyi bir şey söyleyeceğim şey daha. Görüşme yapıyordum ben de evde. Baktım programdasınız. İyi yaptın. Biz yapalım dedik. Petek seninle 12 kilo vermiş. Sonra kızcağız ayıp olmasın diye. Sonra beni bıraktı. 4 kiloyu aldım Şeyda. Beni bırakma lütfen. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Çok güzel gözüküyor ya. Vermeli çok güzel mi? Gözüküyor ama ben seni o kadar zayıflattım ki petek bile yanında normal kalıyor. Vallahi Gül ben o kadar şu an ekran başındaki izleyicilerimiz tabii ki daha farklı görüyorlar. Daha kilolu çıkıyoruz biz ekranda. Kesinlikle. İnanamazsınız yani. Kolum kadar, bacaklar incecik olmuş. Basan küçücük. Ama ikinizin ortak bir noktası var. İkiniz de çok inançlısınız. Bu çok önemli bir şey. Hmm. Allah inancınız o kadar yüksek ki hayata tutunmanız o yüzden o kadar kolay ve o kadar size çalışmak o kadar keyifli ki bu enerji çok güzel. Önemli biliyorsunuz. Ne güzel. Çok tabii güzel ki çok bir ortak noktanız var. Çok peki Şeyda. Şeyda Petek'te ve bende bu kadar kiloyu bize verdirirken güzel laf söyledin bizimle ilgili. Teşekkür ederiz ama en zorlandığın şey Petek'te neydi, bende neydi? Evet. Doğru söyle. Birincisi hayat koşullarınız o kadar yoğun ki sizi anlamadığımı düşünüyordunuz ve kendinize yemek yemeyi hak düşünüyordunuz. Aslında yediklerinizi düşünmeden hep devamlı atıştırma halindeydiniz. Aç olmadan dahi yiyordunuz. Hmm. Bu açıdan sizin öğünlerinizi dengelediğimde yemediğinizi düşündünüz. Ama evet, daha sonrasında yediklerinize baktığınızda yani hep o boşlukta devamlı yemek istiyordunuz. Evet. Ben benle ilgili tartıyı söyleyeceksin zannediyordum. Ya sen tartı ama çok normal. Ya o tartı olayını herkes yaşıyor. Ben bir tartıdan korkmak zaten en büyük problem yani. Tartı demek kadının güçlenmesi demek. Tartının üzerinde aslında gücünü görüyorsun. Doğru. Benim peki neydi Şeydum? Senin pek bir şey yoktu. Sen tamamen teslim olmuştun. Evet vallahi öyle. Sabah 6'da kalktım. Ama Petek çok fazla tatlı yemek istiyordu. Evet ya. Öyle mi? Çok tatlı evet, yani. Vazgeçemiyordum. Korkarak Şeyda'yı arıyordum. Şeyda iki tane çilek kaçırsam olur mu? Hani yürüyüşe geleceğim ya hani şeker. Tamam ye diyordu. Yani Şeyda gerçekten bir hani hayatınıza bakış açınızı da değiştiriyor. Tabii. Hiç hani öyle zaten diyet yemekler yok bir sadece. Ön özgüven veriyor yaşam insana. Yaşam koçu, psikoloğunuz, evet. Her şeyiniz. Teşekkürler Şeyda Coşkun. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın. Beyinde olan ödem yani beyindeki ödem vücuttan gidiyor. Sonrasında vücutlarımız zayıfladıkça ruhumuz güçleniyor. Çok kilomuzu doğru. Bedenden verelim, ruhtan değil. Bravo! Öpüyorum seni çok. Ben de. Başarılar diliyorum. Ekibe de selam. Teşekkür ederim. Sağ oldular selamını. Şeyda'cığım teşekkür ederiz. Petek bir güzel şarkını daha dinleyelim. Tabii ki. Sonra moda ile devam edeceğiz. Wow. Ve Petek'le sohbetimiz devam Hadi edecek. Bakalım. Güzel bir şarkıdan sonra. Yaşanacak çok şey var. Of. Hazırım ben her şeye. Çakır keyif yürekler, sonsuz istekler. Boşalsın durmadan kadehler. Yasakları yıkalım gel seninle. Çıldırsın arzular delice. Yaşanacak çok şeyler var dilersen. Benimle kal gitme bu gece. Hey! Havam
damgamızı vuralım biz bu geceye. Zaten hazırım ben her şeye. Çakır keyif yürekler, sonsuz istekler, boşalsın durmadan kadehler. Yasakları yıkalım gel seninle, çıldırsın arzular delice. Yaşanacak çok şeyler var dilersen, benimle kal gitme bu gece. İsim nasıl değişti? Şöhret olmakla mı? Birisi mi söyledi? Mahkeme kararıyla da değişti, değişti mi? Değişti. Mahkeme kararıyla da değişti. Mahkeme kararıyla da değişti. İçine sinen bir isim miydi? Benim bebeğim vardı Petek bebeğim diye. Ha, elimde sürekli bebeğim. Oyuncak bir... Ha, doğurdum elini. Bebeğim vardı diyeceğim. Ya nasip kısmet, çok istiyorum anne olmayı olur, tabii ki. Olur, olur. Hepsi zamanla, hepsi zamanı gelince olacak. İnşallah. Bir tane bebeğim vardı. O doğumları vardı. Yaptıktan sonra kilo vereceksin. Ben senin gibi olamam nasıl hayatta. Olursun, ne olamam? Yok, Gülben, yani biliyorum yani. Benim baba tarafım da çok kilolu. Aa, ne alakası var? Havaya çatı, çekermiş kız. Çatı bu olduktan sonra doğumlar... Çatı bu değil. Çatı gırtlağı tutunca bu oluyor. Çatı bu değil, gerçek çatı. İnşallah olur. Şöyle söyleyeyim. Mankenlik ajansına yazıldım Atilla Kalpak Aslan'a. Atilla abin ajansındayız. Vizyon. Vizyondayız. Evet. Elimde de bir bebek. Kızım dedi, o bebek nerede? Atilla abicim dedim, şey, o zaman 15-16 yaşlarındayım. Uğur yapmışım, her yere dolaştırıyorum elimde. Petek adı dedim. Bak dedi, piyasada o kadar çok petek var ki dedi. Ha. Hani çok bilindik, yani bilindik bir isim bu Didem dedi. Çok piyasada var dedi. Ha. Bak gel sana dedi, şu petek ismini koyalım. Nasıl yani dedim. Değiştirelim ismini dedi. Hani petek olunca bilsin insanlar, hangi petek demesinler dedi. Zaten az bir isim dedi. Nasıl pıt diye kabul ettin? Sindi içine herhalde, inandın. Sindim. Yani bir de baba olarak görüyorum Atilla abiye. Atilla çok iyidir işinde. Çok kafası çalışır böyle şeylere. Tabii tabii, çok. Ve mahkeme kararıyla? Gittim, değiştirdim. Hadi dedim, bir de soyadını da değiştirelim dedim. Bak 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 bak. Tabii baba istemedi çünkü. Ailen bir şey dedi mi diyecektim, annen? Yani anne tarafı... Pek fazla karışmazdı. Fikirlerime her zaman saygı gösterilerim ama baba tabii ki bir sinirlendi. Söylenmiştir tabii canım. Niye dedi soyadını değiştirdin? Ay. Niye dedi mankenlik yapıyorsun? Niye okumuyorsun? Tutturdum ben o zaman Arzum Onan hayranı. Ay, ne ekran karşısında yani oturuyorum. Ay diyorum, Ceylan gibi, ben Arzum Onan gibi podyuma çıkmak istiyorum. İşte aynanın önünde yürüyüşler falan böyle. O zaman çok meraklıydım hani mankenlik yapmaya. Kilo desen bu kadar... Ay ben seni hiç kilolu hatırlamıyorum. Yok vallahi siz öyle. Petek Dicüz'ü kilolu hatırlıyor musunuz ya?
Hiç sen biliyorsun bunu biz bilmiyoruz. Yaptım. Vallahi bilmiyoruz biz. Yok yok bak. Ama o... Foolish Casanova'yı biliyorum Allah. O zamana kadar. Ekoseli etek çat 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 çat. Ay bu kız ne yapıyor demiştik böyle şoka girmiş. Bir anda değişti. Bir de durdu. Kumların içinde bir klip vardı o neydi? Şey Okşa. Ha bende kaldı sende kaldı. Evet ha, sevgili Cengiz İmren'in. Bende kaldı. O kumlarda böyle yuvarlanıyor güzeldi, falan. Güzeldi güzeldi güzel işler yaptı. Şimdi arkana dönüp baktığında doğru yapmışım öyle ya da böyle kardeşim. Demiyorum. Bu kararları ver. Demiyorsun. Vallahi pişmanlıkların demiyorum. Var. Pişman hayatta hiçbir şey için pişman olmuyorum. Çünkü olmamayı öğrendim. Ne diyorsun peki dönüp baktığında? Tabii ki bizim yaptığımız iş gereği biz kıyafetlerimizi giyiyoruz. Şov dünyasındayız. Ona göre klipler çekiyoruz, ona göre giyiniyoruz, elbette. Saçımız, makyajımız yapılıyor. Bu mesleğin bir elbisesi o. Aynen. Şov, bütün tabii dünyada ki. Da böyle. Senin inancın kendinedir, benim inancım kendinedir. Elbette. Sadece şunu söyleyebilirim, 14 Şubat'ta ben esas sevgilinin yanındaydım, Umre'ye gittim. Allah kabul etsin. Amin, inşallah. Orada dedim ki, çok da fazla anlatmak istemiyorum, hani ne oldu, ne bitti. O... Sadece özetini söylersin, evet, o Allah'ın da senin herhalde. Evet, sen de gideceksin herhalde, tabii, öyle Allah okudum. İzin verirse. İnşallah. Orada dedim ki ya ne kadar boş şeyler için yaşamışım, ne kadar boş şeylere üzülmüşüm, yaptığım şeyleri düşündüm, çok hatalar yaptığımın farkına vardım, çok kalp kırdığımın farkına vardım. Yani şöyle bir dönüp baktığım zaman kırdığım kalpleri telafi etmeye çalışıyorum şimdi. Ne güzel, ne güzel. Bilip bilmeden de kimin kalbini kırdıysak. Affola diyorum ama senin o niyete girmen çok önemli. Kalp kırdığını evet. bilmen. Evet. Bunu kendin önce. Çünkü insan önce kendi bilecek. Çok. Sonra Allah'la senin aranda karşı tarafın gönlünü almak ya da gözünün içine güzel bir şekilde sevgiyle bakmak tabii bile. Bu bir adım. Niyet çok önemli. Gerisi geliyor. Sonra döndüm. Pasaport kontrolündeyim. Pasaport kontrolünde benim her şeyim. Benim babam rahmetli oldu. Mekan cennet olsun. Benim baba yerine koyduğum, kardeş yerine koyduğum, abi yerine koyduğum Haluk Şentürk menajerim. Onu aradım. Dedim ki bu bir milat olacak. Aa, albümün adı da milat. Tabii bu bir değişim olacak. Çünkü pişmanlıktan hani konu açıldı ya şuna pişmanlık duyuyorum. Keşke kendi başıma biraz da hareket etseymişim. Hı-hı, hı-hı. Çok fazla fikir aldım ben. O hataya düştüm. O yüzden kendime uymayan yana elbisedir, bir şarkı elbise gibidir. Hı hı. Üstüne oturur, hı hı. onu taşırsın. İçine siner. Aynen, hani üstüme uymayan şarkıları olmuş, bol gelen, dar gelen diyeyim. Ama insan onu yaşarken, çünkü sen bizim camiamızdan bir evlilik açıklamalar yaptın. Açıklamalar mesela. Magazinin içinde bir evlilik yaptın. Keşke evlilik güzelliği kadar ayrılık da güzel olabilseydi. Olmayabiliyor. Sadece senin başına gelen evet, bir şey aynen, değil bu. Aynen herkes boşanabiliyor. Herkesin başına gelebiliyor. Ben tabii, de boşandım. Tabii. Başka meslektaşlarımız da bunu yaşadı. Çok yazılıp çizildiği için belki bu yaraları aldın. Ama hepsi geçecek. Yo, evlilikle ilgili değil. Zaten o bu süreçte diyorum. Sadece bu süreçte. İşle ilgili söylüyorum. Hı-hı. Hani işte yaptığım çalışmalarla ilgili. Buradan söz yazarlarına da hani bir şey demiyorum. Tabii ki onların da emeğidir. Onlara saygım sonsuzdur. O zaman sana bir şeyler kazandırmıştır mutlaka. Muhakkak tabii ki. Sahneye çıkıyordun, güzel tabii işlere ki, gidiyordun, tercih ki. Ediliyordun. Tabii şimdi ki. Başka bir yönde, o zaman başka farklı bir yönde. Farklı bir yöndeyim. Aynen. Şu anda özel hayatımda da, iş hayatımda da kendi kararlarımı kendim veriyorum. Ha sormuyor muyum etrafa? Tabii, tabii ki yine soruyorum. Tabii ki. Ama kendi kararlarımı özgürüm. Özgürlüğümün tadını çıkartıyorum. Bu çok önemli. Anne olmak istiyor musun? Çok istiyorum. Şu anda da 6 aydır bir ilişkim var. Çok mutluyum. Ay maşallah ne güzel. Darısı herkesin başına. Şimdi böyle konuşup da 2 ay sonra Allah korusun bir kötü bir şey olur. Bir ayrılık olur. Her şey yani bu biz plan yapamayız. Gayet tabii ki. Gayet tabii ki. Kader nasipse. Denilen şu çizgi denilen bir şey var. Alın yazısı denilen bir şey var. Her şey yolunda gidiyor. Çıkıyor lunaparklara gidiyoruz. Aa, tabii canım bayağı. Dönme dolaplara biniyorsun. Aa biniyoruz. O biraz tırstı da. Çocukluğunu yaşıyorsun peki. Öyle mi? Ne güzel. Tabii. Peki mesleğine nasıl bakıyor? Bu sektörde olmadığı için tabii ki biraz yabancı. Dün hastaneden çıkıyoruz. İşte ben serumu yemişim. Saçlar böyle toplanmış etmiş. Bayağı bir dağılmış haldeyim. Sevgili Özcan Deniz ameliyat olmuş. Ha evet. Çok aynı hastanede miydiniz? Aynı hastanedeymişiz. Aynı kattaymışız. Benim haberim yok. Çıktım ana dedim. Gazeteci arkadaşların işi ne ki burada dedim. Çabuk dedim, apo dedim, çabuk gidelim dedim. Vallahi bak yine böyle çıkacağım. Uy makyajsız peteği en çok hani fan hayranları bile tanıyamadı diyecekler dedim. Ne olur makyajsız görünmeyeyim dedim. Heyecandan sen camı aç.
Ama ben kaldım öyle. Camı açtı kaldım. Ne yapıyorsun abla diyorum. Sanki anlaşılmıyor ağzından söylediğim. Muhabir arkadaş da böyle yapıyor. Petek ne haber ya? Camı kapatsana. Bir şey söyleyeceğim. Ya insan hastayken kirpi takılı olur mu canım ay? Yani olmaz yani. Ne yapayım? Hastaysan hastasın. Hiç. Yüzün gözünde dağılabilir. Böyle bir hakkın da var aynen yani. Aynen öyle. Ne Allah Allah. Yani. Buyurun şarkıyı dinleyelim. Geçmiş olsun şarkı ayrıca tekrar. Hangi şarkıydı? Güzel bir ismi vardı o şarkının. Bu arada güzel giyinmeyi seven, giyimine düşkün olan ve bizi pazartesi günleri dikkatle izleyen bütün hanımlar, spor şık giyinmeyi anlatacak Hande biraz sonra gelecek. Bu arada dün Petek'ten rica ettik. Evinden birkaç parça eşya getirir misin dedik. Evet, sağ olsun getirdim. Bizi kırmadı. Kendi kullandığı eşyalarından getirdi. Telefonla arayan bütün izleyicilerimize biz onu ulaştıracağız. Hem Petek'in hem benim eşyalarım izleyicilerimizin evine ulaşacak. Şimdi şarkı artık üzülmek istemiyorum. Buradan. Şu ana kadar bütün konuştuklarının özeti bir cümle. Evet ve sevgili Deniz Seki'ye ait bir şarkı bu. Oo, Deniz'cim de eşlik etti. Bu arada bu şarkının klibi bugün yayına verildi. Biz de saygıdan onu yayınlamadık bugün. Öncelik klip kanalının hakkı olsun diye. Eğer okeyse arzu ettiğin zaman yayınlayabiliriz. O zaman sevgili Mehmet Gezegen'e buradan seslenelim. Gezegen bana bir şey Gezegen, demez. Gezegen klip yayınlatmak istiyorum ben burada hadi. Eğer onay verirse yayınlarız. Evet onun, haber onun bekliyoruz. Onun kalbini kırma önemlidir. Evet çok çok. Biz şimdi senden onu dinleyelim onay verirse hadi yeni bakalım. Klibini de yayınlayacağız. Hadi, hadi bakalım. Bakalım. Kalbimi acıtan o bütün anılara oturdum dün gece veda ettim. Bizi ayıplayan o ahaliye içimden bin kere beddua ettim. Kalbimi acıtan o bütün anılara oturdum dün gece veda ettim. Bizi ayıplayan o ahaliye içimden bin kere beddua ettim. Gitmeseydin, terk etmeseydin, böyle olmazdı hiç sonumuz. Aşk uğruna deliye döndük, virane oldu bak yolumuz. Artık üzülmek istemiyorum, zamanında çok acıdı canım. Hatalar benim, kalp benim değil mi? Aşk seni görmek istemiyorum. Bahara belki geçer bu acım. Benim de çiçeğim açar benim de. Hadi güneşim doğ benim için. Ah ettiğim herkese teşekkür ederim. Artık üzülmek istemiyorum. Zamanında çok acıdı canım. Hatalar benim, kalp benim değil mi? Artık seni görmek istemiyorum. Bahara belki geçer bu acım. Benim de çiçeğim açar benim de. Hadi güneşim doğ benim için. Ah ettiğim herkese teşekkür ederim. Gitmeseydin, terk etmeseydin, böyle
artık üzülmek istemiyoruz. Zamanında çok acıdı canımız. Hatalar bizim, kalp bizim değil mi? Aşk seni görmek istemiyorum. Bahara belki geçer bu acım. Benim de çiçeğim açar benim de. Hadi güneşim doğ benim için. Ah ettiğim herkese teşekkür ederim. Artık üzülmek istemiyorum. Zamanında çok acıdı canım. Hatalar benim, kalp benim değil mi? Artık seni görmek istemiyorum. Bahara belki geçer acım. Benim de çiçeğim açar benim de. Hadi gülüşürüz. Çok güzel şarkı. Klip de gördüğüm kadarıyla çok güzel. Kim çekti klibi? Sevgili Tamer Aydoğdu çekti. Mütçü, sen onunla hep çalışıyorsun, evet, zaten. Çalışıyorum. Biliyor seni. Aha. Çok sade ama şarkı da çok, çok güzel. Güzel. Arkadaşım. Arkadaşım bu işleri bilir derizse ki. Moda konuşacağız. Konuşalım. Sen de çok güzel giyiniyorsun. Konuşalım. Kocaman alkışlarla Hande geliyor. Bu Hande'nin. Nereden buldun bunu? Aldın mı, yaptırdın mı? Aldım. Aldın. Aldım. Şimdi benim bunu bir mağazada görse almaya kafam yetmez. İşte arkadaş bu işi yapıyor. Yani bu, hakikaten bak, ilk bunu gördüm. Siyah atletli giyeyim dedim. Kapatır dedi. Bunları bir tarafa takayım dedim. Çok hayır, iki tarafa tak dedi. Çok güzel. Hani teşekkür ederim. Siyah pantolonla mı giyeyim dedim. Hayır, yırtıkla giy dedi. Yani bu işi yapmak başka bir şey. Süper. Sen profesyonel yardım alıyor musun? Alıyorum. Alıyorum. Harika. Evet, alıyorum. Harika. Hande'cim, seni peteğin yanına alayım. Hande'nin takıları. Harika. Vallahi süper. Hande'nin bize üçüncü hafta gelişi. Hı hı. İlk hafta bir gelinlik ve abiye işledik. Sonra ne işledik? İlk bir günlük işledik, günlük işledik galiba, evet. Vücut tiplerine, hı-hı, göre. Bugün de spor şık işleyeceğiz. Hı-hı. Şimdi peteğin de kilo verdiği bir dönem olduğu için bir de bir değişim içerisinde aslında. Hepimizin de o dişlerden, taşlardan, aman, ve evet, simlerden bir geçiş zamanı var. Şıklığı Hande özellikle takılarla çok güzel anlatıyor. Ve ben onun giyimini de mutlaka masaya yatırıyorum şimdi. Bugün biraz abiye giyinmiş ama bir taraf ışıldıyor. Evet, doğru mu? Üst tarafım daha sade. Evet, ayakkabılar, etekte, bileklikler, kolyeler. Evet. Süper. Teşekkür ederim. Nasıl anlatırsın bu kıyafetini bize? Gece mi, gündüz mü? Bu aslında spor şık bir kıyafet. Alt oldukça payetli ve frapan bir şey aslında ama üstünü dümdüz bir tişörtle kombinledim ki çok fazla bağırmasın diye. Ayağıma biraz daha açık bir şey giydim. Bolca takı taktım. Sadeleştirmeye çalıştım bunu. Evet. Sen altınla beyazı da karıştırıyorsun aslında. Karıştırıyorum ama ben bu ara altını çok seviyorum. Çok kullanıyorum altını. Ay ben de, sorma. Çok yani, önümüzdeki sene beyazlar gelecek ama. Altın, altın. Senin ne düşkünlüğün var giyinme Petek? Ayakkabı mı, takı mı? Ya benim genelde ayakkabıya çok düşkünüm ben ama şimdi artık hani yardım alıyor musun dedin ya. Ben de yardım almaya başladım. Çok yeni iki modacı arkadaşım burada. Hatta sana hediyemiz var. Onu içeriden hemen poşete aldırırsak herhalde içeride kaldı. Sevgili Barış Avcı ve Cihan Nacar, tamam, buradalar. Bu elbiseyi nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok güzel. Çok yakışıyor. Sana özel. Müthiş. Sevgili Barış Avcı'nın. Diktiniz mi bunu? Süper. Arkası elinde şahane. O kurdelesine çok bayıldım. Çok güzel, çok güzel oturdu. Çok ayakkabı güzel. Doğru seçim mi? Evet, doğru. Tabii, tamam, tabii. Birazdan bir kıyafet daha giyeceğiz. O da yine Petek, Barış'ın. Mesela buna şöyle mi yapıyorsunuz? Mesela Hande bana geldi. Onun zaten gardırop detoksu, evet, doğru mu? Gurusuyla detoksunu karıştırıyorum. İzledim ben, sana geldiğinde izledim. Önce bir gardıropta bir azaltma yaptım. Evet. Bunlar evet, bu sene yok, bunları her zaman kullanırsınız, evet, diye. Birlikte alışverişe çıkmadık, onu da yapacağız. Çünkü yeni yeni başladık çalışmaya.
Siz nasıl çalışıyorsunuz? Mesela Gülben'in televizyon programına katılacağım. Hı hı. İşte atıyorum gündüz 1'de. Şöyle şöyle gitmek istiyorum diyorsun. Beraber mi karar veriyorsunuz? Onlar mı sana sunum yapıyorlar? Şimdi ben karışmamaya çalışıyorum. Çünkü harika. Ben karıştığım zaman bir ikilem yaşıyorum. Nasıl bir ikilem yaşıyorum? Şimdi günlük hayatta beni gördükleri zaman aa sen aslında böyle çıksana hani böyle olsana diyorlar. Ama bizim Türkiye'de bizim ülkemizde var hani dedik ya Türk sanat müziği az solistlik. Hı hı. Biz tabii ki dünyayı takip ediyoruz sen hı hı. de takip ediyorsun moda elbette. Çekimleri yapıyorsun. Elbette. Ama atıyorum kalkıp da kot pantolon yırtık bir kot pantolon ya da bir atletle çıkamayız. Şimdi bak mesela yerlere. Ben seni konuk edeceğim geçen hafta bildiğimde mesela sen gündüz kuşağında program yaparken... Baya şakır şakır çok, tuvaletlerle çıkıyorum. Sorma. Ay, sus. Ha, inanılır gibi değil. Her güne. Baya baya sahneye çıkıyormuş gibi. Gülme lütfen. Bari arkamdan güleydi. Ben de katılıyorum sana. Şimdi hani böyle kendime baktığım zaman hani bu bile fazla gelebiliyor. Aa, yok artık. O derece alışmışım artık spor giyinmeye. Ben Seda Sayan'a kotla gittim ya kapıdan çeviriyor beni. Seda abla hayatta. Hayatta izin vermez. Tabii mini şakır olacak. Şakır şakır sever o böyle. Ve onun şeyi var ya mini olacak ve evet. taşlı tuşlu olacak. Aynen parlayacak. Tabii, öpüyorum Seda abla. Ama yani insanlar sadeliği bu orantıda. Şimdi evet. Ben bu orantıda peki, seviyorum. Peki bu kıyafetle nereye gidilir mesela? İş görüşmesine gidilir mi? İş görüşmesi derken nasıl iş görüşmesi? İş görüşmesi böyle gidersen işi kafadan ya, alırsın. Ya bence de. Biraz fazla bir iş görüşmesi için fazla bir soru. Ama nasıl iş görüşmesi canım? Öğlenin sabahın 8'indeki bir görüşmeye değil. Hani ne bileyim bir restoranda bir toplantı olur, bir iş yemeği olur. Orada akşam giyilir evet, mi? Akşam giyilir. Evet. Tamam. 8'den sonra. Ama gündüz için biraz fazla. Peki şimdi modellerimiz giyindi mi? Giyindi. Tamam. Ben birkaç tane kombin yaptım spor şıkla ilgili. Tamam. O kombinler üzerine konuşalım hı-hı. o zaman. Takılarla tamamlayacak mısın evet. yoksa hazır mı gelecekler? Evet. O zaman modellerimiz geliyor kocaman alkışlarla. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Takılarını alabilirsin bence. Şöyle alayım sizi. Şimdi mesela ben bu kombini çok kendime yakın buldum. Evet. 40 sene kalsa bu etekli kot gömlek aklıma gelmezdi. Gerçekten 40 sene kalsa. Bunu takıyla mı bir hal? Şimdi ben onda bayağı bir değişiklik yapmak geliyor. İstiyorum. Aynen. Ha. Şimdi gömlek giydik. Aslında bu tamamen klasik bir etek. Evet. Klasik etek dendiği zaman ya gömlek ya üzerine bir ceket düşünüyorlar evet. ama bu aslında ikisi bir araya geldiğinde tam spor şıklığa uygun bir kıyafet. Ama bunun için önce bir sen önce şu yakaları bir etekli kot gömleği kat. Hayatta. Hayatta. Olmaz derdim. Bak şimdi ne hale getirecek onu takılarla. Oh be. Ha. Gömleklerde. Hayatta yakalı bir şey ben de giyemem. Mümkün değil de. Şuraya kadar. Bu gömlek veya ceketin kollarını sıyırmak bir karizma. Benim oğlan da böyle yapıyor. Anne sıyıralım. O değil o. Güzel. Ben de benim oğlum da sıyırıyorum. O da hemen indiriyor. Hemen hemen. Paltonun içinde böyle buralarına kadar. Evet, alçın. Şöyle bir şey takayım dedim. Bu ceket çok güzelmiş ama çok tişörtle de çok. Boyalar takılırken efendim hemen şunu söylemek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bana güzeller mı? Güzeller güzeli. Fıstık zayıfladı. Yazın ne yapıyor? Aa, güzel. Mayo. Mayo giyiyor. Ay senin değil mi? Bak. Şimdi dün oturduk bir hastayım feciyim dedim ki arkadaşlar ay, süper bir mayo olmalı. Denize mi gireceğim? Tabii şıklığa bakar nasıl ay, beğendin mi? Ay senin ben senin lüksüz inşallah. Cihan senin için yaptı. Ya burada. Mayo hediye aldım yıllar sonra ilk defa çok şaşırtıcı. Çok teşekkür ederim. Bu bile bol sana biliyorsun değil mi? Giyip geleyim mi giyip geleyim mi az sonra? Evet. Bu da benim. Bu da senin. Bunu aynı zamanda aşkım
Sen daha tabii ki bize anlatırsın. Ben şununla direkt bir klip kostümü canlandırıyorum gözümün bak, önünde. Çok güzel kostüm eden herkese. Evet, çok güzel olur. Hani giyilebilir. Hı-hı. O zaman biz Gülben'le mayoları giyip gelelim mi? Aa, değil mi bu? İyi günlerde kullan inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Cancım. Bu yaşımda ilk defa mayo hediye aldım. Çok mersi. Çok teşekkürler. Çok etkileyici bir hediye. Yazın sana bunları resim çekip yollayacağım, evet, söz veriyorum. Evet, bu arada sen istediğin zaman kıyafet değiştirebilirsin. Ay gideyim ben değiştireyim. Hadi git o gel. Zaman. Tamam. Biz de değişelim. Aa bir dakika. Bir dakika. Sen değiştirmeyecek misin? Aa bana ne oluyor, sen konuksun. Aa lütfen ama. Aa ben buraya konuk muyum? Ebru. Aşk olsun. Ben telefonla... nasıl değiştireceğim? Bir dakika. Aa bu deli mi lan? Ya telefonda öyle konuşmamış mıydık? Ne konuştun? Ben dedim ki, bak bir dakika, biz ilk başta buraya spor kıyafetleri giyip yürüme bantlarıyla koşacağız. Hayır, ben her gün buradayım. Ona üşendim. Hayır, ben. Telefonda bana dedi ki, Fedek'cim de Türk Sanat Müziği okursun dedi. Ha. Kıyafetler, kostüm, mostüm giy dedi. Evet. Anne kostümü Gülben dedi. Kıyafeti değiştir dedim. İlk başta dedi ki, spor kıyafetle çıkıyoruz, taytlarla yürüyoruz, ha, yürüme bandı var ben dedi. Ona üşendi. Ha. Sonra dedi ki... Bir de aletin biri takıldı. He. Sonra üstünü değiştireceksin dedi. Değiştir. Dedim. Tamam, bunu giydik. Ne yapalım? Sonra yine değiştireceksin dedi. Bidon da koyduk. Bidonla ben. Bak balon da koyduk siyah. Aa. Arkadaşım benim bidonlara layık gördüm. Ayol ama poplaştın diye. Yani rakçı yap, otriş koymadık yani. Aa hiç beğenmedin mi sen ben, biz bir ya? Ben değiştireceğim, senle değiştireceğim. Bana ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ya lütfen ama. Kızım ben her gün buradayım. Hayır. Kostüm giysin ya. Kostüm. Bu şaşırdı. Ayol ben niye değiştireyim? Şu ceketi ver, giyeyim ver. Aa öyle şey olur mu ya? Al gel. Değiştiriyorum işte. Gülden tuvalet giyeceğim. Bak yayında. Bak bak bak. Çıkın. Mikrofonu var. Ya ben, bir dakika lütfen. Ben gidiyorum içeriye şimdi. Soyundum. Buraya kadar. Yahu uzun. Sen konuksun. Ben ev sahibi. Olsun, ev sahibiysen o zaman konuğu kırma. Acılarım çocuğum. Niye getirip elbise giyip şurada? Aa başıma ha, gelen mi? Hadi giyiyoruz. Bu böyle de güzel oldu ha. Ne mikrofonun mu yok? Ay bu kadın darmadağın. Petek Dinçöz bizi salak etti. Nerede? Ha? Böyle mi takayım? Aferin Halil, bravo dedi. Duydum Erkan'ı. Peki. Kardeş şu ceketi bana versen olur mu ya? 2 dakika. Olur mu? Sen you know Turkish? No. Aha anladım. Veriversin ceketi. Could you please take off your jacket? Ha, ver. Oh, it's a little bit tight. Seni ince 36 beden seni. Heh. Evet. Styling yaptım kendime. Allah Allah. Takıları da hemen size verelim. Tamam. Bu manken hanım başka elbise giysin. Ona evet, hemen başka bir şey koyalım. Derya Hanım arıyor bizi. Hoş geldiniz Derya Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı programlar Gülben Hanım. Teşekkür ederim. Vallahi ben sizin çok sıkı bir izleyicinizim. Sağ olun. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür yaptığınız ederim. Yaptığınız programlardan çok güzel gündeme, çok güzel şeyler koyuyorsunuz. Sağ olun. Zaten ruhunuz, dünyanız, yüzünüz, gözünüz, her şeyiniz 10 numara. Sağ olun, teşekkür ederim. Hande'ye bir sorunuz var mı? Petek de üstünü değiştirip geliyor biraz sonra. Evet, Hande Hanım'a ben kendimden birazcık bahsetmek istiyorum. Hı. Ben balık etli bir bayanım. Birazcık tombiş bir bayanım. Çok değil ama yani fizik olarak hoş bir bayanım ama biraz göbek tarafından, mide tarafından kalınlığım var. Hı. Genelde ben hep bol giyinmeyi seviyorum. Hı. Yani ondan da birazcık tüy almak istiyorum. Ön kısmımı kapatmak için pantolon, genelde kazak veya gömlek tarzı, ceket tarzı şeyler giyiyorum. Karnım geniş diyor, ne yapmalı? Yüksek belli pantolonları tavsiye ediyorum ben size. Pantolon giydiğinde daha böyle karın bölgenizi daha saracak bir şey giyerseniz, üstünüze giydiğiniz uzun bir şeyde karnınızı hafif bir korseye sokmuş gibi kamufle etmiş olacaksınız. Pantolon giydiğinizde de paça boylarınız birazcık daha geniş gelirse ve gene yüksek bel olursa hem boyunuz olduğundan daha uzun gözükecek hem daha dar duracaksınız.
Evet. Her zaman şöyle bir problemle karşılaşıyorum ben. Kendini iri hisseden bayanlar gene bol bir şeyler giyip oldukça daha, yani normalden daha da fazla iri duruyorlar. Üst kısmınızı biraz daha üzerinize oturan bir kazak trikoyla da giyerseniz eğer daha düzgün duracağınıza inanıyorum. Hande, bu ikisi benim senin ayırdığın elbiselerimden. Tamam. Karnım var dedi. Bilmiyorum boyu nasıl, ona uygun olur mu? Şu evet gayet uygun. Derya Hanım. Efendim? Bu benim elbisem, beğendiniz mi? Beğendim ama yanındaki yeşili daha çok beğendim. Ay olur, seç beğene. Ben oyunumuzdakini daha çok beğendim Gülben Hanım. Tamam. Bunu neyle giysin? Tişörtle mi? Önünü açık mı giysin? Bunun içine beyaz bir atlet giyip yakasını açıp gene kollarını kıvırıp. Yapalım, gösterelim mi? Yapalım hemen. Tamam. Aa, hem kıyafet veriyoruz hem kıyafeti nasıl giyeceğinizi gösteriyoruz. Patlıcan varsa verin, kızartayım arada. Bir dakika. Ay. Böyle. Sadece alttaki düğmelerini kapatalım. Karnınızdan dolayı bir tek alttaki düğmeyi kapatacakmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kollar yine sıvrılıyor. Evet, gömlek giydikleri zaman herkes için geçerli bu. Kıvırıp yukarı sıyırdıklarında çok daha modern bir görüntü elde edecekler. Bunun hatta şurasında brite olduğu için daha da spor duruyor. Bunu jeanle giyebilirsiniz. Evet. Dar jeanle mi? Darla giyer, tam boru paça dediğimiz jeanle giyer. Evet. Yine aksesuarla tamamlarsanız. Hande Hanım. Oh my god, çok güzel oldunuz. Hande Hanım. Karizma günler dilerim. Ay Hande Hanım diyorum, Derya diyeceğim, Hande Hanım diyorum. Tamam Derya, tamam mıdır, beğendirdik mi? Çok teşekkür ederim Gülden Hanım. Ama resim çekip, resim çekip bana yolluyorsunuz ha, göreyim. Ben sizin yanınıza geleceğim onu giyip de. Hah, en güzeli. Sizi stüdyoya bekliyorum. Bu kıyafet. Yanınıza geleceğim. Petek Dinçöz Hanım'la da görüşecektim ben. Çünkü Petek Dinçöz Hanım daha önce bir program yapıyordu, çok güzel. Evet. Ondan sonra ben onda teyzeler yarışıyor şeyine başvuru yapmıştım, katılmıştım. Petek Dinçöz Hanım giyiniyor şimdi. Gelmez mi, bekleyemez miyim azıcık? Ama başka telefon alacağım canım. Burası da bir televizyon kanalı. Ne yapsak, geliyor canım, mu yakın canım mı? Ya. Geliyor, geliyormuş. Başka telefon yoksa bekleteyim iki dakika. Şanslıyım o zaman. Peki tamam. Bekletiyorum tamam. Sizi. Aa bunlar ne? Kızlar ben de döndüm, yoklardı. Öyle mi? Daha üstüne konuşalım. Gel ne anlatacağız? Takılarımıza bakalım. Bana hep şapka ile ilgili ne yapılabilir soruları geliyordu. Burada bir şapka var. Kombin, şapkalı bir kombin yapacağım. Vay güzel. Onu takılayacak mısın? Bunda değil ama daha sonrakinde tamam. Kullanacağım. Kazağın olacağını da hiç düşünmezdim. Vallahi senden öğrenecek çok şey var. Ayağına da renkli bir şey giydirdim. Aynı renk giydirdin özellikle. Ama evet. Bu mesela yünlü bir kazak ve bu payetliyle oluyor öyle mi? Evet, çok güzel oluyor hem de. Hakikaten de güzel oluyormuş, gördük yani. Bununla her yere gidebilir. Toplantıya da gidebilir, bir yemeğe de gidebilir, gündüz de kullanabilir. Payetli diye gündüz giymiyorum sadece diye bir şey yok. Sadece bir takı taktım. Sadece küpe taktım. Ve de çok şık oldu. Burası? Hemen aksesuarımla geliyorum. Bu şapka sana olur mu? Hande, bu şapka oldu mu bu kıyafete? Yok. Aslında yurt dışına baktığınız zaman evet bu şekilde dolaşıyorlar. Oluyor değil mi? Bence bizde ne oldu acaba derler. Ben çok istiyorum ama artık bize, şapka. Bak mesela bu şapka bu kadar abiye bir kıyafetle de oldu. Sporla benim da oldu. Benim üzerime sadece payet ve jean var. Bununla da oldu. Birazdan bir kombinle yapacağım. Yap. Onunla da olacak. Tamam, her okay. Şeyle oluyor tamam, aslında. Okay.
Bu şu an aksesuarsız aslında pek bir şeye benzemiyor. Tamam. Hande, program senin. Farz et gibi televizyon programına başladı. Kameraya bakarak konuşmaya devam et. Ben buradan sana yorum yapacağım. Müzik devam etti. Tamamlıyorum. Aksesuarsız çünkü son derece çıplak duruyor. Küpelerimizi de takıyoruz. I don't want to hurt you, could you please? Tamam. Hangisi de konu, ne yapacağım? Size mi konuşacağım? Tamam. Şimdi bu kombinimiz tamamen spor bir kombin. Fakat pantolonu içinde dantel olduğu için abiye gibi duruyor. Fakat dümdüz ipek bir atlet ve deri ceketle bunu günlük spor şık haline çevirdim. Aksesuarlarla tamamladım. Böyle bir kombinle her yere gidebilirsiniz. You can walk. Bu pantolonun boyuna baktığımız zaman aslında paça boyu birazcık kısa. O yüzden onu stiletto ile giydirmeyi tercih ettim ki bacak boyu daha uzun dursun. Düzle giyildiği zaman bacak boyunu basacağı için proporsiyon olarak çok düzgün durmuyor. O yüzden böyle pantolonları yüksek topukla giymekte fayda var. Arka taraf hazır mı? Devam ediyorum. Peki. Ne diyelim? Böyle payetli etekleri aslında sadece kaşmirlerle giymek zorunda değilsiniz. Dümdüz bir tişörtle de giyebilirsiniz. Şu an benim üzerimde de buna benzer bir tarz var. Yazılı tişörtlerle de giyebilirsiniz. Başka neonlarla da giyebilirsiniz ya da bunu dümdüz... Şapka bununla çok güzel olacak. Yalan. Çok güzel oldu. Bakayım. Güzel. Kombininiz bitti mi? Bitti. Gel otur. Şimdi Petek Dinçöz ateş olup yaksan da ile geliyor. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ahu olup yaksan da, affetmem asla seni. Son altından tarç olsam, aşkıma muhtaç olsam, derdime ilaç olsam, affetmem asla seni. İpekten şal olsa, peteklerde bal olsa, haydi birlikte, affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da.
yaksan da, ahu olup yaksan da, affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, Gonca olup baksan da, Gonca gülle taksan da, affetmem asla seni. Sam altında taç olsan, aşkıma muhtaç olsan, derdime ilaç olsan, affetmem asla seni. Yakut ipüde olsan, al ipekten şal olsan, peteklerde fal olsan, affetmem asla seni. Yakut ipüde İpekten şal olursa, peteklerde bal olursa, affetmem asla seni, affetmem asla seni, affetmem asla seni. Teşekkürler. Çok sağ ol. Nasıl bir yardımcı oldun, kaldın burada Allah diyorum. Ayol merdiven koydum. Aa. Hayır sevgili ne Ebru, yapsam yaranamıyorum. Ebru dedi ki petek dedi varilin üstüne çık dedim. Ne diyorsun yani nasıl çıkayım varilin ne diye koyduk onu oraya biz de çıktık yardımın başında. Gel buraya gel. Hadi. Gel. İnemiyor. Demişim yardım et burada. Ayol mikrofon. Çocuğu şaptık artık gel buraya. Gel. Beğendiniz mi kıyafetimi? Yaka mikrofonum yok. Bebeğim. Elbise şahane. Yani, vücut ayrı bir şahane. Hele içinin astarı falan çok beğendim. Çok i̇çinin güzel. Elinize astarı, sağlık. Çok güzel olmuş. Kubu, rengi, dikişi, Barış'ım. Her şey çok güzel. Barış Avcı. Bu peki, ayakkabıları bulana kadar akla kareyi seçtik. Bu astar öyle bir zor astar ki. Doğru. Zor renk ki. Doğru. Çok doğru. Becim. Ama çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Güzel sana güzel. Özel. Renk de çok güzel olmuş. Senin izleyicine özel. İnşallah İzleyici bunun çok farkında. Bana inan. Kendisine özenen sanatçının çok farkında. Bazen ödül almaya çıkıyor sanatçı arkadaşlarımız ödül törenlerinde görür. Evet. Kot pantolonlarla olmaz. Yani ben bunu umursamıyorum gibi duruyor. Bir televizyon programını o programın izleyicisini umursamak ve saygıdır. Bu o yüzden sana dedim. Evet. Değiştir kıyafet. Evet. Ne olur ki? Bir de bugüne böyle bir moda koydum. Demin Derya Hanım vardı petekle konuşmak isteyen telefonda. Onu beklettik Derya hazırsa. Derya Hanım. Derya Hanım'la konuşalım. Merhabalar. Vallahi beklemişim. Ay o kadar zamandır bekliyor musunuz bu kamera petek? Bekliyorum, bekliyorum. Petek Hanım hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir enerji böyle. Benim kıyafetlerim... Allah enerjimizi cümle niyetimize daim etsin inşallah. Petek Hanım çok güzel gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Daha önce program yapmıştınız. Ben sizin programınıza katılmıştım. Teyzeler yarışıyor da Derya. Ne güzel, süper. Teyze, Derya teyze. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızları söylemiştim size. Ay ne güzel. Süper. Bir daha mı söylemek istiyorsun? Yok bugün yok. De çok canlı mutlu canlı oldum sizi gördüğüm için. Teşekkür ederim. Derya Hanımcığım. Efendim. Petek de bugün evden takılar getirdi bize. Size bir tane evet, armağan etsin. Benimkiyle beraber yollayalım. Nerede petek takıların? Benim takılar. Çok sevinirim. Seçer misin çok bir tane sevinirim. Derya Hanım'a? Sonraki telefonumuzda da yine kıyafet hediye edeceğiz. Benim takılar program yapmayı düşünüyor mu Petek Hanım? Ne yapmayı düşünüyor mu? Tekrar bir program yapmayı düşünüyor mu acaba? Düşünüyor tabii kızın işi bu. Yapacağız inşallah. Bak ikiniz beraber yapsanız Gülben Hanım süper güzel olur biliyor musunuz? Vay be. Bak şu olur mu? Sor. Bu nasıl? Aa çok güzel. Ay çok güzel süper. Ben... Derya teyze beğendin mi? Ay teyzesi kadın gencecik canım. Aa, çok teyze güzel. Ben 5 çocuk çok annesiyim. 4 kızım bir oğlum var. Ne? Kaç çocuk? Oğlum askere gitti. 2 gün önce yemin törenindeydim ben. Gülben Hanım siz bana dediniz ya görüşelim diye. Bir türlü görüşemiyoruz sizinle. Bir tane doğuramadım. Beni kim arar? 5 çocuklu. Ne güzel. Görüyorsun. Vallahi. Ama Allah'ıma hamdolsun şükürler olsun. Rengi de engini. Beni artık 6 paklar. İzleyici. Yani 6 tane yapayım ben de. Sen bir beş, yap altı, bir görelim de bir tane bir Barbie doğursa. Görelim. Sus, vallahi. Bir görelim. Bunu yolluyorum tamam size. Güle tamam güle giyin. Tamam teşekkür ediyorum çok sağ olun. Süper. Bak şuraya koyabilirsin. Gitti bakalım. Şimdi en çok günlük şıkta yapılan hatalar neler?
günlük şık dendiği zaman çok geceye kaçıyorlar aslında. O dediğim, yani demin gösterdiğim gibi o kalem etek mesela çok klasik bir parça. Ama üzerine hiç aklıma bile gelmedi dediniz. Onu tişörtle de giyebilir. Yani orta dengesini bulamıyorlar. Ya çok frapanlaşıyor, bir eleşiyor. Ya da, simsiyah oluyor. Bak senin yaptığın hiç böyle bir simsiyah değildi mesela. Evet, ben renk kullanmayı seviyorum. Renkten aslında kaçıyorlar. Renk kaçılacak bir şey değil. Dozun da ayarlandığı zaman, siyahla bir renk girdiği zaman dümdüz siyahtan çok daha modern duruyor. Jean'le yapılan hatalar ne mesela? Jean'le yapılan da çok iri kalçalı ve kısa boylu bayanlarda dar paça, skinny dediğimiz blue jean görüyorum. Aslında çok büyük bir hata o. Onun yerine daha yüksek belli ve boru paça gelen bir blue jean giydiklerinde daha düzgün duracaklar. Yani vücutlarımızı bilmiyoruz. En büyük problem orada. Erkekler de giyiyor dar, kısa paça şimdi. Çok moda giyiyorlar. Ya ben pek yakıştıramıyorum. Çok sevemiyorum. Aa, Petek senin mikrofon takılmamış. Ay pardon, özür dilerim. Mikrofonla. Ya erkekler de giyiyor dedim. Hani dar, kısa paça, bayağı kısa hatta. Onlar bayağı şimdi dünya çapında moda. Ki futbolcular çok takip ediyor modayı. Jean'i bence çok doğru kullanmak gençse, lazım. Çok zayıfsa önemli. Evet giyebilir ama yani giymeden önce de bir aslında dönüp aynaya bakmakta fayda var. Yani çok oturuyorsa. Mesela demin Jean'le senin yaptığın kombinlerden birisi payetli ceket. Payetli ceket. Evet, aslında o çok adiye bir ceket ama baktığınız zaman onu gündüz bile her yere gidebilir. Jean'le topuklu ayakkabı giymek güzel ama doğru ayakkabı giymek lazım. Nasıl bence. Nasıl mesela? Şimdi bu incecik ayakkabılar moda. Bence onlarla çok güzel oluyor. Evet. Kalın giyiyorduk eskiden. Alaturka duruyordu. Zaten platform kalmadı artık. Platform tamamen gitti. Ama böyle bir tuvalette yok. Tamam. Buna gerekiyor. Yani, ama evet gerekiyor. Yani şu an bir şey buna var. Yani sahnede, şovda, abiye, bir tuvalet klipte, olmuş. Tuvalet altında evet çok uygun. Ama gündüz kesinlikle değil. Peki. Platformsuz, sivri burun ya da yuvarlak burun, ince topuklu. Daha modern. Sibel Hanım'ı alıyoruz. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Merhabalar Gülben Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Petek Dinçöz bugün konuğumuz. Şarkılarıyla, evet, evet, sohbetiyle Hande'den de moda üzerine bir şeyler öğrenip tazelenmeye bakıyoruz. Kime ne soracaksınız öncelikle acaba? Böyle bir program hazırladığınız için size teşekkür ediyorum. Çünkü ben inanılmaz kıyafet hastası biriyim. Ama yeni yıl yaklaştı. Yeni yıla şimdiden ne giyeceğimi düşünüyorum. Ben de Hande'yle bir Hande yılbaşı programı yapacağız zaten isterim. Ondan. Yılbaşı seve gecesi. Seve. Ne seve soracaksınız? Şimdi Güven Hanım, ben 1.60 boylarındayım. Bana göre biraz bacak boyumu uzun gösteren, yani uzun göstermek için ne yapabilirim bunu merak ediyorum. Peki. Genelde kot pantolon giydiğimde onu nasıl kombinleyebilirim? Hmm. Yılbaşı için mi bir şey istiyorsunuz, öneri, yoksa normal günlük hayatınızda mı, onu anlayamadım. Aslında her ikisi için de ama benim için daha özel olan yılbaşı tabii ki. Yılbaşı için şöyle bir önerim var size. Yani normal hayatınızda da yılbaşına da uyarlayabilirsiniz bunu. Farklı farklı kumaşlarla, daha payetli kumaşlarla. Boyunuz 1.60 dediniz değil mi? Evet. Yüksek bel öneriyorum size. Yüksek bel her zaman bacak boyunu ve sizin boyunuzu altına topuklu giydiğiniz zaman daha uzun gösterecektir. Eğer İspanyollar doğru mu? İspanyol paça. İspanyol doğru ama dizden aşağı açılan değil. Artık şu an daha farklı bol paçalar var. Boru gelip iyice aşağı doğru bollaşan. Onların yüksek belini size öneriyorum. Altına tamam, demin söyledik platformlu giymeyelim dedik ama ona fil ayak yapmamız lazım. Yani ayağımızın gözükmemesi lazım. Paçayı tamamen sıyırıyor olması lazım. Öyle bir şeyde platformda hiçbir sıkıntı yok. O zaman olduğundan daha uzun gözükeceksiniz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Sibel Hanım, biz teşekkür ediyoruz. Size bir hediye yollayacağız. Hem Petek hem ben. Petek, senin takıların geldi galiba. Bak şu kutunun içinde. Gerçi bacak boyumu uzun göstermek istiyorum dedi ama ben bu hırkamı pek severim. Olur mu? Aa bak, bu da süper olur herhalde. Benden de kolye. Çok güzelmiş kolye. Tamam. Böyle hemen bir modellik yapalım. Kolye Sibel Hanım. Olur. Efendim. Şöyle salaş bir hırka benden, Petek'ten kolye. Altına da demin bahsettiğim. Böyle. Süper. Daha oldu. Bol paça blue jean giyerseniz çok güzel. Çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Peki içine kombin olarak atlet mi giymeliyim? İyi günlerde kullansın. Hırkanız ve de kolyeniz süper. İstanbul.
değil mi? Hemen yarın elinize ulaşır bunlar. Güle güle kullansın. Sibel Hanım'a teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz. Hande'ye çok. Bugün bize öğrettikleri ve anlattıkları için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ama Hande ile bir yılbaşı programında inşallah yılbaşında ne giyeceğiz, neyle rahat ederiz, neyle etmeyiz, neler riski diye burada pırıl pırıl bir yılbaşı giyimi programı yapacağız seninle. Çok teşekkür ediyorum. Ben ayaklarına teşekkür vaktine çok sağlık. Mersi. Petek'le devam ediyoruz Hande'ye alkışlarken. Görüşmek üzere. Haydi bakalım Timur'um, orkestra şefime de ve bu güzel orkestraya da kocaman bir alkış istiyorum. Evet. Alabora gelsin o zaman. Alabora Remix diyelim. Alabora.
Hem çocuklar hem de yetişkinler ekran başına. Ekranların vazgeçilmezi Gülben yarın yine dop dolu. Yarattığı çizgi karakterlerle hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini çekmeyi başaran genç anne Ayşe Şule Bilgiç. Koca Yusuf, görev zamanı. Ve canlı performansıyla aşk şarkılarının prensi Özgün yarın Gülben'de. Dur ya da tamam sen söyle tam. Dur hem de büyükten böyle bir düğün, o da felekten şöyle o. Sonra tatile şeylerden ya, vahşi. Vahşili bir şeyler. Timur. Vahşi. Vahşili bir şey. Bir dakika. Orhan Baba'nın müziği. Orhan Baba vahşi mi? Evet. Tamam.
Ama bu genç yaşında kan ter içinde kaldın. Ne oldu? Var ya, antibiyotik gibisin. Aa. Sana yemin ediyorum, hani evde bu kadar dün, bütün gece sabaha kadar ıhlamurlar. Hani buraya sürülüyor ya, isim söylemiyorum. Hani naneli. Anam yok, hiç fayda etmedi. Bir şey diyeceğim. Sen beni dinle, beni. Çok güzel oynadın ama vahşiden yapmadın. Bak, oturduğun yerde omuz hareketini yap. Böyle bir şey yapıyorsun, o çok güzel o. Nasıl ya? Demin böyle bir şey yaptı. Neydi o? Böyle kızgın gibi, rakçı gibi. Oh. Bana da öğret. Aynen öyle. Ya, öyle. Yılbaşında Kıbrıs'ta değiliz. Bu bazı hani tweet'te yeri kakalıyor. Dur ha. Ay, aşk, kakalayayım biraz. Ama şöyle yapsaydın. Yapacağım ya. Söz. Tamam. Bu hareketleri nerede yapacağız söyleyeyim. Tweet'te efendim bazı izleyicilerimiz yılbaşında Kıbrıs'ta diye yazmışlar. Hayır. Ha. Azerbaycan'da olacağız. Buradan tüm Azeri izleyicilerimize. Ne güzel. Sevgiler yolluyorum. Orada bunları ekranını yeni açanlar bizi varilin üstünde görünce şaşırmasınlar. Evet. Her şey normal. Ben yine yarın doktorları, profesörleri ağırlayacağım. Bugün Petek Dinçöz'e bir açıldı. Kotla çıktım, payetli elbiseyle buldum kendimi. Ben... Arkadaşın enerjisi bir değişik. Vallahi fark, bana bir şeyler oldu. Ben iyi değilim. Sen bir pışkırmışsın. Vallahi ne oldu bana böyle? Güzel aşk yaramış. Apocuğum. Ha. Hani programdan sonra modelik olmasın ne kadar. Mesajlarına baktım ki her şey yolunda. Nasıldım, mı? Nasıldım aşkım dedim. Çok güzel görünüyorsun dedi. Aşkım mı diyorsunuz birbirinize? Evet. Ha. Bakalım ne kadar sürecek göreceğim. Yani aşkım şaşkım. Onlar çok klasik. Daha böyle sevda kolik bir şey olsun. Mesela ne denir yani? Yani aşkım herkes diyor. Apo mu ismi? Ha. Burcu ne? Ya şey, bir dakika dur ayol. Aman arım balım peteğim, çok yapıcısın bir ya. Apo ismi Kova Burcu, ben İkizler Burcu'yum. İki çatlak birbirini bulmuş. İki magazin. Annem de Kova. İkizler, sen çok değişkensin. Evet. Kova Burcu uçuk kaçık, böyle değişik değişik çok, yerlere gidelim. Çok. Plan program yapmayalım. Sıkılıyor, hadi gidelim diyor, gezelim diyor. Yok diyorum, evde oturalım. Benim İkizler ama yükselen Başak, o tam Kova'ya Kova. Ha, geçmiş olsun. Bizim çocuğumuz ne olacak acaba? Hayırlı olsun. Çocuk olsun da ne olursa dakika, olsun, kabulümüz. Dur, Apo şimdi adı Abdullah da. O ne sana denir? Ne diyor? Dünyam diyor. İşte. İşte. Bir dakika. Damat adayı geçerli puan aldı, kız sınıfta kaldı. Bak. Ama bir dakika. Kadınlarla şimdi bu, sen karışma. Çocuk buna dünyam diyor. Bizimki ne diyor? Aşkım. Hani. Evet. Seninki ya, sıradan. Duygusuzum biraz, odun gibi. Annem öyle der. Annem öyle der. Odun gibisin der. Hiç sevgini gösteremiyorsun. Sen de ona ömrüm de. Nasıl? Süper. Nasıl? Ömrüm. İçine sindi mi? İnan bak, süper. Böyle sıcacık oldu mu Buran? Güzel laf. Heh. Ömrüm. Lafı değil, Allah. Anlamı güzel. Ömrüm. Şaşkın. Ömrümsün. Ama dur bir dakika, 6 ay oldu. Daha canım cicimdeyiz ya, o yüzden. Ama öyle demedin, çocuk bocuk dedin, ileriye gidiyor dedin. Olacak tabii canım, boşuna mı vakit kaybediyoruz? Evlenme teklif etti, ben tamam dedim ama... Ne zaman etti? Bugünün yarını var, ne olur. Biraz kız evi, naz evi. Biraz dur dedim, erken. Bak, tabii, sırada kuyruk seni bekliyor herkes. Sus. Saçmalama, ettiyse değerlendir sen bunu. Diyorsun. Tabii. Sen ne zaman değer... Hep bana. Benim 3 çocuğum var, geç doğru da öyle gel. Niye, çocukları olanlar evlenmiyor mu? Onların evlenme yapı yok mu? Ben de bir evli, ben evet, evleniyorum. Evet, sen de evleneceksin. Ne zaman? Ha, senin bir sezilerin vardı, bir şeyler vardı. Ay yok, bitti ya, ne oldu bilmiyorum ki. Durup söylüyordun bir şeyler. Sus, korku filmi gibiydim ben, biliyor musunuz? Nasıl, o geçiyor? Kadın ter içinde kaldı. Ter, sucuk oldum. Ne bu varil sohbeti? Ha, KJ'de varil sohbeti. Tamam ha. Peki, bahşeyi yapacak mısın? Yani bu kadar aşk sözlerinin konularının altına varil sohbeti mi bu? Evet. Sağ olun. Yönetmene teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Bak, bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim. Aşk olmak istiyor musun? Tabii istiyorum. İstemez miyim? Yani ben aşksız yaşamak çok zor. Çocuklar benim hayatımı o kadar dolduruyorlar ki. Bu doğru bir denge değil yaşadığımı biliyorum. Ama boşandıktan sonra bir süre geçmesi gerekiyordu. Geçti, güzel bir süre geçti. Benim de içime sinecek bir şey olsun.
deneme yanılma flörtleri yaşayamam. Evet, doğru. Yani bunu yapabilecek ne ruha ne bedene sahibim ne de yaşamım buna müsait. Doğru. O yüzden içime sinen bir şey ama olursa... Ama planlı değil. Bak benim planımda hiç değil. Kafamda yoktu. Aşk yaşayayım, ne bileyim işte hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Zaten aşkın planı olur mu ya? Olmaz. Böyle bir şey doğum gününe gittik. Ben baktım. Doğru bir aşksa eğer... İnsanın, kadının da erkeğin de hayatına ödül. Evet. Yanlışsa ızdırap. Doğru. Yandık. Sana katılıyorum. Öyle. Öyle. Ama ben senin bundan sonrası için planlarını merak ediyorum. Hayatında, mesela mesleğinde. Bence senin dans ediyor olman, Türkiye'de sahneye çıkan herkes biliyorsun ki dans edemiyor. Bu çok büyük bir avantaj. Yani evet ders alıyoruz, evet dansçı yanımıza alıyoruz. Çok önemli popçular da biz de aynı şekilde. Hı hı. Biliyorsun ki bu hani kemikte, yani vücut fıtratında varsa var yoksa yok. Seviyorum dans etmeyi. Kimseden de öğrenmedim. Şunun ayrıcalığını daha çok kullanmalısın. Evet, doğru söylüyorsun. Niye yapmıyorsun? Haluk da öyle söylüyor. Bu fark yaratmak ya. Ciddi fark yaratmak yani. Niye dans etmiyorsun diyor. Daha çok dans etmelisin. Yanlış mı söylüyorum sevgili seyirciler? Hem dans yakışıyor... Hem de müziğiyle beraber, ben dans ederken şarkının sözünü tersten söyleyecekmişim gibi geliyor. İkisini aynı anda yapmak çok zor. Sen de çok güzel dans ediyorsun. Ne diyorsun sen? Enstrüman bile çalıyorsun, davul bile çalıyorsun ya. He. Hiç, süperiz maşallah. Allah'ım yarabbim. Mayıs sohbeti. Ne? Şarkı acilinden muhabbet bağı. Ha. Vallahi kan teri, bak sırtıma bakın Allah aşkına sucuk. Bir şey söyleyeceğim, eskilerden bir şarkı söylesin istiyorum bak, ya. Ha bitti, vakit yani bitti. Yani bayağı yoruldum. Ay ömrümü yediniz Ebru, daha ne yapayım? Ay o kadına bir yatak getirin yatsın, bana geldi. Yaşta nasıl tuttu? Aa yok, çok hastayım Gülben. Buradan İzmir'e gideceğim, hemen bir anneanne ameliyat olacak. Geçmiş ayın 9'undan. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda ekran başında izliyordur. Anneanneciğim, anneciğim sizi çok seviyorum Ayhan babacığım. Allah ayırmasın. Geliyorum, bir iki gün onlarla vakit geçireceğim ki çünkü 9'unda konserim var, o ameliyat olacak. Bizim işimizin de bu zorluğu var. Anneciğinin, anneanneciğinin yanında olmak senin işine gücünü rast getirir. Seviyorsun, mutluluk istiyorsun, ne diye gizliyorsun? Sen aşıksın arkadaş, aşıksın. Bütün aşıklar için aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın. Aşıksın, sen aşıksın arkadaş. Vallahi yani bütün aşıklar için geldi artık. Bu da sandalye muhabbeti oluyor. Sol bileğinde her dilde sen yazan bir dövme varmış. Bakayım ama aynı yerde. Evet. Bu... Ne demek her dilde sen? Her dilde sen yazıyor sol yanımda. Sevgili Gülşen'in bu albümde yaptığı şarkıda geçiyor bu güzel kelime. Aa. Dedim ki kesinlikle bunu bileğime dövdüreceğim. Şarkı ismi yani. Evet, her dilde sen yazıyor sol yanımda. İleride çocuklarım olduğu zaman da tamamlanacak böyle bileklik birinin gibi. Birinin ismi her, öbürünün iki dilde, öbürünün iki de sen. Peki, Fethek Dinçöz burada, reklamlardan sonra devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün Fethek Dinçöz konuğumdu. Bütün samimiyetiyle bence konuğumuzdu. İnsan kalbiyle bir yere gelir, bazen de bedeniyle gelir. Ben onun kalbiyle geldiğine cani gönülden inanıyorum. Ben de kalbimle ağırladım zaten.
Yepyeni bir yolculukta, herkes yeni yolculukta sevdiği insana başarılar dilemeli ve arkasında durmalı diye düşünüyorum. Petek'in bu yeni yolculuğu Milat ismindeki albümünde yeni şarkılarıyla, yeni kostümleriyle ve yeni hayatıyla ilerlemesinde ben elimden geldiğince sahnemle, gönlümle, bildiklerimle onun yanındayım. Çok teşekkür ederim. Ve sonsuz başarılar diliyorum. Ben yıllar oldu biz, bayağı bir yıllar oldu. Evet, çok uzun, çok uzun. Uzun yıllardan sonra böyle bir arada olduğumuz için çok mutlu oldum. Çok güzel ağırladı, bütün ekip öyle. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sen çok iyisin, her zamanda benim kalbimde bir numarası. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, yolun sağ açık olsun. Yarın görüşmek üzere, teşekkürler Petek Dinçöz'e. Kötüyüm seni mi? 1, 2, 3, 4.